Başkanım, ilk önce hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, bu kongre salonundakilerin çok büyük kısmı İlhan Başkansız bir kongre yaşamamıştı. Herkes evet. açısından büyük oldu. Doğru. En zor da sizin açınızdandır. Çok zor bir dönemde bırakmıştı bizi ama çok nezih, çok güzel bir topluluk oldu. Değerli delegelerimiz katılım bayağı çoğunluktaydı. Nezih, güzel bir kongre gerçekleştirdik. Babamıza yakışır bir şekilde, babamızdan, rahmetliden, efsane başkandan bu başkanlık görevini devraldım. Bundan sonraki amaçlarımız tabii ki Cavcav'ın tecrübelerine hemen birden sahip olmamız çok zor. Ama bu zamanla olacak bir şey. Babamızın bıraktığı bu güzel mirası, bu güzel eserleri en iyi şekilde, en iyi yerlere getirmek için elimizden gelen tüm gayreti, çabayı ben ve yönetim kurulumuz arkadaşlarına yola devam edeceğiz. Bizim hedefimiz bu. Bunu yapacağız inşallah. Yönetimde çok ciddi bir revizyon olmamış. Çok bir ciddi revizyon olmadı. Daha önce sima olarak tanıdığımız arkadaşlar. Şu andaki yeni yönetimde de daha önce Gençler Birliği'nde görev yapmış kişiler. Babaları muhterem kişiler. Kemal Kaya'nın oğlu, özellikle Cem Kaya'yı. Sarı Kemal'i aldım. Sarı Kemal'in oğlu Cem Kaya'yı aldım yönetim kuruluma bu sene. İnşallah bu yönetim kuruluyla yollarımıza en iyi bir şekilde devam etmek en büyük hedefimiz, arzumuz. Gençler Birliği camiası büyük bir camia. Taraftarı fazla taraftarımız yok ama bundan sonraki dönemde de inşallah bu taraftarı Ankara'ya tribünlere çekmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bunun da sizlerin de çok önemi var. O güzel kalemlerinizle lütfen Ankaralı başkentimizdeki seyircileri tribünlere çekmek için elinizden gayretli sizin de göstereceği eminim. Çok teşekkürler Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sizin kongreye kadar bir açıklama yapmama konusunda kararınız vardı. Biz sizinle özel görüşmelerimizde, baş başa konuştuğumuzda bazı şeyleri anlatmıştınız ama artık evet, kamuoyuyla yani da paylaşılabilir. Şu anda tabii ki babamızın ölümü, acı kaybımız hem aile olarak hem cami olarak bizi çok üzdü. Birdenbire şok etkisine girdik, daha doğrusu işin açıkçası. Rahmetli olan kişi benim babam, 40 yıllık kulübün duayen başkanı, benim her şeyimdi. Bu kongreyi fazla uzatmamın sebebi, yani her şey belirsizlik içerisinde olduğunu biraz gözlemledim. Bu işleri bir an önce yoluna koymak için bu kongreyi en yakın tarih zamanına aldım. Bunda hiçbir amaç, hiçbir gaye yok. Bir an önce yeni yönetimimizle, el birliğine bu işlere sarılmak istedik. Amacımız buydu. Yarın çok önemli bir Konya maçımız var. İnşallah bu maçı da alnımızın akıyla iyi bir futbol oynayarak, kazanarak bu yeni yönetim kurulumuza, buraya gelen delegelere, taraftarlara armağan etmek istiyorum. En büyük hedefimiz, keşke babam İlhan Cavcav bugün bu kongrede burada olup da bu atmosferi yaşasaydı, çok isterdim. Ama kısmet, nasip, hayat bu. Herkes bir yerde o tadı alacak. O tadı almayan kimse kalmayacak. Allah yattığı yer nur içinde olsun. Onu her zaman seviyoruz. İyi ki var. Öyle bir babanın evladı olduğum için de çok gurur verici bir olay. Size de teşekkür ediyorum. Biz taraftar olarak, evet, gazeteci olarak, evet, bir durum olduğunda İlhan Başkan olsa ne yapardı kısımlarını yavaş yavaş düşünmeye başladık. Örnek gösteriyorum Alanya'da. Ha. Bu sizin açınızdan çok daha zor olsa. Evet. Çünkü her şeyde. Takımın son haftalarda bir kötü gidişi var. Bu İlhan Başkan'ın kaybıyla da tam, vefatıyla da tam alakalı değil. Herhalde futbolla alakalı falan. Ya bu var. Futbolla alakalı tabii ki, rahmetli babamın kaybıyla alakalı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Osmanlı maçı Ankara'da oynadık 1-1. Kupa maçında Ankara'da Kayseri Spor'la oynadık. 3 tane topumuz çizgiden çıktı. Futbolda bunlar olabiliyor. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Bazen iyi oynuyorsun, kazanamıyorsun. Bazen kötü oynuyorsun, kaybediyorsun. Alanya maçına gelecek olursak, Alanya maçı gerçekten bir zor bir deplasmandı. O bizim gençlerimizi orada, o sahada inan hiçbirisini tanıyamadım. Yani arasından bu iyiydi diyebileceğim bir futbolcu yoktu. Bilmiyorum nedir, o gün bir anormal bir şeyler vardı herhalde ama hocayla da konuştum, topçularla da konuştum. Biz de tanıyamadık dediler ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Geçmişi unutmamız lazım. Başarıyı elde etmek için her zaman önümüze bakacağız. Bu bizim yapmamız gereken bir olay. Bugün bir ekstra daha ilk vardı. Klaspor Gençler Birliği Kongresi'ni ilk kez canlı yayınladı. Öyle, hayırlı olsun. Siz zaten başları iyi biliyorsunuz. İnşallah daha da şey yapacağız. İnşallah. Bundan sonraki görüşmelerimiz, konuşmalarımız
iletişimlerimiz her zaman daha iyi olacak. Biz taraftarla, hatta size soru cevap tarzında ileride işler, programlar yapabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah kısmet, her zaman yaparız. Biz buradayız, olduğumuz gibi siz de buradasınız. Bunlar hepsi gerçekleşecek şeyler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.